قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم احفظ ود ابيك لا تقطعه. صدق رسول الله. Bu nefsin hilesi hem gadri çoktur, mahalik yolları sekri çoktur. Söndürmesine aşkın mekri çoktur. Kalırsın yolda bil su-i fikri çoktur. Hatarlardan geçip hakka gidelim, cemali ve kemali seyredelim. Evet. Hep ifade ediyoruz. İnsanın bir harici düşmanı var, bir dahili düşmanı var. Harici düşman kim Mehmet? Hariç ne demek hariç? Ha? Dışarıda. Dış düşmanı kim? Bakkal Fehmi amca. He? Kim dış düşman? Şeytan da. Şeytan da. İç düşman kim? Nefis. Şimdi İsmet Garibullah kaddesallahu sırrahu Selim abi buyuruyor ki bu nefsin hilesi hem kadri çoktur. Yani bu nefisin seni devirmek için teşebbüs ettiği çareler ve aldatması çoktur. Yani devamlı surette nefis neyi ister? Nefsin istediği şey, nefsin arzuladığı şey tamamıyla ve tamamıyla efendim Allah'ın istediğinin tersidir. Allah'ın Celle Celaluhu murad ettiğinin zıttıdır. Şimdi bunu ifade ediyor. Hilesi çoktur diyor. Kadri çoktur. Bu ne demek? Şu demek. Nefis her zaman sana isteklerde, taleplerde şeytani yaklaşmaz. Bazen nasıl yaklaşır? Rahmani yaklaşır. Yani senden istifade edebilmek için, o bir payı alabilmek için yüz küsürü meselenin 99'unda senin yanındadır. 99'unda. O bir tanesinden taviz verebilmen noktasında o konuda gerekirse teşvik içerisinde olur. Ama o alması gereken özü senden alır. Dolayısıyla hileleri bitmez diyor. Mehalik yerleriyle sekli çoktur. Yani bu nefsin helak meydanları ve sarhoşluğu çoktur. İnsanların belli noktalarda temayülleri vardır Hüseyin abi. Yani herkesin ortak böyle bazı zafiyetler vardır. Mesela bir erkeğin zafiyeti kadın. Kadınınki belki belli noktada işte erkeğin kadına baktığı gibi değil. Belki daha çok eşya, ziynet eşyası, işte bu tarz şeyler olabilir. Değişkenliği gösterebilir. Ama hep ifade ediyorum, herkeste fıtraten değişiklik arz eder nefsin talepleri. Fıtrata göre şekil alır nefis. Anlatabilir miyim? Fıtrata göre. Sen fıtraten sert bir adamsan, nefis sana o şekilde yaklaşır. Yumuşak bir adamsan, halim selim bir adamsan, sana yaklaşması ise çok daha başka türlüdür. Anlatabildim mi? Ve İnsan da devamlı surette başkalarına bakarak kıyas ettiği için Davut abi, başkasında olan yanlış kendisinde olmadığında kendisini hemen ne olarak görür? Doğru olarak görebilir. Burada çok ince bir ayrıntı var. Yani başkasında gördüğün yanlış sende olduğunda, ya dersin ki bende de var bu yanlış. Şimdi adam hırsızlık yapıyor. Sen de hırsızlık yapıyorsan şimdi bu hırsızlık yapıyor diye adamı suçlayabilir misin? Suçlayamazsın. Ne yapacak sana? Sana diyecek ki bak o hırsızlık yapıyor diyecek, onu örtecek ama seni ise başka bir yerden yakalayacak. Dolayısıyla hep söylediğimiz, insan burada nefsini, hilelerini, tuzaklarını bilmesi gerekiyor. Yoksa mutlaka düşeriz. Hatta hep ifade ediyorum, nefis ve şeytanla olan mücadelemiz, iman koruma mücadelemiz bir otobanda 150 işte 200 değil 200 kilometre hızla gitmeye benzer. 200 kilometre hızla gitmeye benzer Resul Efendi. İstediğin kadar usta şoför ol, istediğin kadar yolu bil, profesyonel ol, gözünü kapa, ne kadar gidebilirsin? Anlatabildim mi? Ne kadar direksiyonu çekebilirsin? Ellerini çektin, ne kadar mümkün bu? Her an yola bir hayvan atlayabilir, her an efendim başka sen iyisindir, yandaki arabanın sana yönelik efendim tuzakları olur. Dolayısıyla böylesi dikkat edilmesi gereken bir süreç. Burası çok önemli. Söndürmeye senin aşkın mekri çoktur. Yani senin aşkını söndürmek için hilesi çoktur. Senin aşkını o
Efendim bak Efendi Hazretlerimiz bunu nasıl açıklıyor? Nefis yalandan hasta olur. Yalandan mahzun olur. Aşık olur. Yalandan sever. Hiç bu nefsin dolapları bitmez. Bitmez yani. Yalandan. Efendime söyleyeyim. Bir şey yapıyorsunuz hemen bak bunu kurcalayın. Bir kendimizi muhasebe altına alalım diye bunu söylüyorum. Bir ibadet var. Çok isteyerek yapıyorsunuz. Bir dakika dur. Şöyle bir bakalım bu nefse. Burada ne güdüyor bu? Bunun burada ne çıkarı var? Mesela buraya isteyerek geliyorsunuz. Buraya isteyerek gelirken tabii bu yeni gelenler için söylemiyorum ama buraya devamlı gelenler yanlış anlamayacağı için daha rahat konuşuyorum. Buraya isteyerek gelirken acaba nefsin burada ne tür bir hazzı olabilir? Bir, örnek kimse buraya çıkan hoca onun üslubu hoşuna gidiyor olabilir. İki, çıkan hoca diyelim hikaye anlatıyor olabilir. Üç, hoca değil de orada çok güzel muhabbet ortamı var. Sohbet sonrası o muhabbet ortamı için geliyor olabilirsin. Dört, çay çok güzeldir. Maalesef güzel değil ama buradaki çayımız, efendime söyleyeyim, çok güzel olabilir çay. Veya ikram vardır yani, çorba veriyorlardı, bir ara veriyorduk. Efendime söyleyeyim, olabilir. Ne biliyor musun? Mesela hoca için geliyorsan, nefsini burada muhasebe altına almak, sorgulamak ve doğruyu tespit etme adı altında hemen şununla hesaba çekebilirsin. Nedir o? Hoca değiştiğindeki tavrın ne? Dinlediğin hoca iki hafta gelmeyecek dendiğindeki tavrın ne? Ya, zaten o yokmuş gitmeyelim mi diyorsun? Çorba yok bugün dendiğinde çorba da yokmuş mu diyorsun? Yoksa falanca arkadaş çok sevdiğim muhabbet ettiğim arkadaş o gelmiyormuş. He, o yok mu? O zaman biz de bu hafta gitmeyelim mi diyorsun? Bak anladın mı? Bir işi bu kulağınızda dursun. Bir işi, bir ibadeti seve isteye yaptığınızda oradaki o istek, nefsin oradan istifade ettiği şey ne? Onu bir tespit et bakalım. Bir sülük gibi oradan ne ile nemelenmeye çalışıyor? Neyi oradan almaya çalışıyor? Anlatabildim mi? Öyle olur ki efendim gençler bunu iyi bilir. Mahallesinin camisinde camisinin karşısında sevdiği kız oturuyordur. Adam 5 vakit camiden çıkmaz. Mesela hepimizin neyi vardır? Genelde bunu söyleriz değil mi? Deriz ki ya o imam güzeldi gitti. Vallahi o gittikten sonra camiden soğuduk biz de. Bak hayatımıza bakın. İbadetlerle aramızda o bir takım böyle nefsin hoşuna giden şeyler hep köprü olmuşlar. Yahu nefsin hoşuna giden bu şeylerin ibadetlerle aramızda köprü olmasını çıkarmak lazım. İşte onun için zorlanmakta %100 keyif vardır. %100 doğruluk vardır zorlanmakta. Zorlanıyorsun. Ya çok zorlanıyorsun. Yani nefsin hiçbir hazzı yok orada. Hiçbir çıkarı yok. Hiçbir efendim iltifat aldığı bir şey yok. Gidiyorsun. Hiç kimse yüzüne bakmıyor vesaire yani. Ama İslam konuşuluyor. Hani bir iki bir şey öğreniriz diye efendime söyleyeyim. Şu da olabiliyor yani mesela. Geliyorsun belki. Adı ismi neydi unutuyorum ya. Berat değil mi? Geldim buraya hoca iltifat ediyor da geliyorsun. İki hafta iltifat etmiyor ya. Ne güzel iltifat ediyordu. Şimdi İslam'da müellefe-i kulüp vardı biliyor musunuz? Artık burada sohbet cemaatimiz tabii yaz dönemi olduğu için herkes sağda solda muhtemelen efendime söyleyeyim. Ama alışkanlık kazandıktan sonra yani buraya gelip artık sohbet meclisleriyle hemhal olduktan sonra bizi yanlış anlamayacak kişi olduktan sonra geri gelir daha sert konuşursun. Geri gelir daha. Ama ilk gelene nasıl hitap etmeye çalışıyoruz? Nefsine de hitap etmeye çalışıyoruz. Yani onu böyle tavlama adına nefsine devamlı bir pohpoh çekiyorsun değil mi? Methediyorsun, övüyorsun vesaire. Ya insan öyle değil mi? Ufak bir adının geçmesinden bile keyif almıyor mu? Düşünsene şimdi burada 3 kişi var. Selim'le Mehmet. Devamlı Selim'e konuşsam. Mehmet'in yüzüne bakıyorum Selim'le muhatap oluyorum. Mehmet der ki hayırdır ya? Nedir yani? 2 hafta üst üste peynir getirmedik diye hediye hoca bizi kafaya mı taktı der. Mesajı da buradan vereyim Mehmet. Efendime söyleyeyim. Böyle mi der yani? Niye böyle efendime söyleyip bize davranıyor? Hemen bir dahaki hafta peyniri getirir. Tamam. Getirdi mi? Yok sağ olsun. Evet. Kalırsın bu yolda. Aşkı bir anda vurur sana. İbadet aşkı gelir sana bir anda. Bir anda böyle bir... Arkadaşlar bunlar olur ha. Bir anda böyle bir ibadet aşkıyla yanıp tutuşursunuz. İşte sarınızı sarar. Camiden çıkmazsınız. İşte o bir anda kesilir. Hemen şunu, ya burada sen ne güdüyordun acaba? Bu aşk geldiğinde senin güttüğün şey neydi burada? Neyi amaçladın sen burada? En büyük şeylerden bir tanesi biliyor musun? Kendi adıma söylüyorum.
Çok acayip bir şeydir bu. Hemen başkalarını kınamaya yönelik, başkalarıyla kendini kıyaslamaya yönelik eylem içerisine giriyor. Nefis acayip bir şey. Sen yaptın sabah namazını, hep söylediğim bir şey var ya, meşhur anlatıyoruz hep bunları. Sabah namazına giderken hiç gitmeyen bir adamsın. İlk defa gitmeye başladın, hemen komşuların ayakkabılarına bakarsın. Yazık dersin, hiç sabah namazı mama namazı yok. Işıklar yanmıyor dersin, ses gelmiyor dersin. Değil mi? Hemen. Bak oradan seni yakalamaya çalışıyor. Öyle insanlar var ki bu kitaplarda geçer. Şey anlamında, kıssalarda böyle adam devamlı surette nefis oradan bile istifade eder. Beş vakit camide olan, her sabah namazı camide olan bir adamın devamlı kıldığı saftaki yeri değiştirdiğinin tepkisinden anlarsınız nefsin payını olup olmadığını. Ben burada oturuyorum kardeşim, burası benim. Adamın şu ağrına gider yani. Efendime söyleyeyim, ulan cemaat diyecek ki işte bugün gelemedi herhalde demesinler diye kendini göstermeye çalışırsın. Halbuki onlar için gitmiyordun, Allah için gidiyordun ama orada kendini göstermenin, o safta olman lazım. Anlatabildim mi? Yani ah ah bu nefis. Onun için İsmet Garibullah Hazretleri diyor ki nefsi tanıyın, onun tuzaklarına düşmeyin, uyanık olun. Mutlaka o sizi engellemek adına farklı farklı eylemlerde bulunacaktır. Şimdi, evet, konumuz, 5 dakika geç başladık herhalde değil mi? Hesap edelim. Önemli bir konu. Yine tabii anne baba meselesi, biz farklı yerlere geçtik, gittik, geldik, dünyayı dolaşıyoruz, geliyoruz. Efendime söyleyeyim ama çok önemli bir mesele var. Buradan yine geçmişteki dersleri de son haftalarımız artık tekrar etmek suretiyle sohbetimizi icra edip nihayete erdirelim. Çok önemli. İslam'ın acayip bir şey. Üzerinde sıklıkla durduğu, toplumda Müslümanlar nazarında unutulan, efendim evet, belki toplumun belli bir kesiminde olması gereken bir ahlak olduğu zikredilen ama İslami bir değer üzerinden konuşulmayan bir mesele. Nedir o? Vefa meselesi. Vefa. İşte hadisi okuyalım, üzerine konuşalım. Şimdi İbn-i Ömer radıyallahu anh, merre e'rabiyyun fi sefer fekâne ebul e'rabiyyi sadîkın li Ömer radıyallahu anh. Şimdi İbn-i Ömer radıyallahu anh, İbn-i Ömer kim? İbn ne demek Arapça? He? Oğul. İbn Ömer, Ömer'in radıyallahu anh oğlu. O zaman öyle dediğimiz zamanda normalde sahabe için biz ne diyoruz? Mesela adı geçtiği zamanda he? Radıyallahu anh diyorsunuz. Diyoruz. İbn Ömer dediğimiz zamanda ne diyeceğiz? He? Anhuma diyeceğiz. İki saha değil mi? İkisini zikrettiğimiz için, iki olduğu için anhuma. Çok zikrettiğimiz zaman da anhum. Bunu unutmayalım. Radıyallahu anhum, radıyallahu anhuma. İbn Ömer radıyallahu anh bir yerde giderken Arabi bir bedevi görüyor. Bakın bedevi. Rivayette şöyle geçiyor. Fekâne ebul e'râbiyyi, o gördüğü bedevinin babası sadîkan li Ömer. Kimin arkadaşıymış? Hazreti Ömer'in arkadaşı. Yani görmüş olduğu İbn Ömer'in, Hazreti Ömer'in oğlunun, Abdullah İbn Ömer'in radıyallahu anh görmüş olduğu o bedevi, bedevinin babası Hazreti Ömer'in arkadaşı. Tamam? Babalar arkadaş yani. Şimdi bakın acayip. Fakale li'arabiyyi, lil'arabiyyi. Arabiye şunu soruyor İbn Ömer radıyallahu anh. Elestebne fulani? Sen falancanın oğlu musun? Veya falancan oğlu değil misin? Diye soruyor. Kale bele, evet. Bedevi ya. Fe emara lehu. Onun için emrediyor İbn Ömer radıyallahu anh. Bi himarin kâne yesta'kibuhu. Diyor ki af buyurun, binek hayvanımı ona verin. Binek hayvanı ki çok kıymetli. Ve neze'e imametehu an ra'si. Sarığını çıkartıyor. Ona veriyor. Fe'atâhu, ona veriyor. Bak şimdi. Binek hayvanını verdi. Sarığını verdi. Yani kendisi için kıymetli olan eşyaları verdi. Fekâle bazı men ma'hu. Onunla birlikte olan bazıları İbn Ömer radıyallahu anh'a dediler ki emâ yekfihi dirhemâni. Ya iki dirhem yetmez miydi yani? Niye bu kadar hani şey verdin? İki dirhem yetmez miydi? Şunu aktarıyor İbn Ömer radıyallahu anh. Fekâl Kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İhfaz vudde ebik. Yani
babanın sevdiklerini veya babanın dostuyla olan o ilişkisinden kaynaklı sen de o muhabbeti muhafaza et. Yani babanın dostuna iyilikle davran. Babanın dostuna. Şimdi burada babanın dostunun oğlu. Sırf bu hadisten kaynaklı vefa gereği babaları arkadaş, dolayısıyla bu da onun oğlu. Bu hadisten kaynaklı İbn Ömer radıyallahu anh bunu veriyor ve hadisin devamında şu var, çok ürkütücü. Ya biz arkadaşlarım, kardeşlerim, namaz, hep söylüyorum, namaz kılamama durumlarımız oluyor mu? Oluyor. İsteksizlik hallerimiz oluyor mu? Oluyor. Hayatta son derece karamsarlık içerisine düştüğümüz, umutsuzluk içerisine düştüğümüz, ibadetlerden, dünyalık meseleleri geçiyorum, ibadetlerden hiçbir şekilde keyif alamadığımız, yani dua ediyorum, dualarım kabul olmuyor dediğimiz, bir türlü sohbete gideceğim, gidemiyorum dediğimiz, bunların hepsi hayatımızda var ya, biz bu tarz ibadetlerle sadece bunu namazla açıklıyoruz. Bak şimdi, halbuki ya ne alaka dersiniz mesela, efendime söyleyeyim, bu nasıl bir bağlantı, nasıl Allah böyle bir bağlantı kuruyor işte. Bu kadar hassas bir konu. Ne diyor biliyor musun Hazreti Peygamber? Babanın dostlarına iyilikle davranmayı muhafaza et. Babanın sevdiklerini muhafaza et. La taqta'hu, onlarla iletişimini koparma. Kopartırsan ne olur? Feyudfi Allahu nurake. Kopartırsan da Allah senin nurunu söndürür. Allah Allah. Allah nuru söndürüyor. Kimden kaynaklı nuru söndürüyor? Neden dolayı? Babanın dostlarına olan ilgisizlik, alakasızlıktan dolayı. Ki kaldı ki babaya karşı düşünün ilgi ve alakayı kestiğiniz zaman, anne babaya karşı. Hep söylüyorum ya, namaz kılmayı biz hep böyle, namaz kılabilmeyi şeye bağlarız. İşte tamam, evet, tabii ki bu en önemli maddelerdendir. Harama bakmamak vesaire, ama bu maddeler hayatımızda noksan olduğu için bunlarda problem yaşıyorsun. Yani anne babasına kötü davranan bir adamın namazlarını kılması kolay, mümkün değil. O namazların onu makamsal manada yüceltmesi mümkün değil. Bak ne diyor İbn Ömer radıyallahu anh, babanın arkadaşlarına. Anladın mı Ekrem Hoca? Babanın arkadaşlarına iyi davranacaksın, babanın hatırına. Ya böyle bir vefa şartı koşan bir dinden bahsediyorsunuz. Bu kadar insana önem veren, bu kadar insanı öne koyan başka bir anlayış olabilir mi? Şimdi gençler arasında tabii sosyal medyada meşhur adam çıkıyor işte. Hazreti Ayşe'nin yaşını konuşuyor değil mi? Radıyallahu anh. Diyor ki işte 9 yaşında evlendirildi. Yok. Şimdi madem gelen rivayetler üzerinden meseleyi konuşacaksın. Bir tane buldun. Hazreti Ayşe radıyallahu anh hadisesini buldun. Tamam. Madem ki benim elimdeki bu kitaptaki veriler üzerinden konuşuyorsun. Hadi haşa, kendince onu bir kusur olarak buldun. E peki bu kitapta, aynı kitapta yüzlerce insana dair, insanlığa dair güzellik var. Niye onları konuşmuyorsun? Hadi bunu uydurdu dedin. Hazreti Ayşe radıyallahu anh rivayetini alıyorsun. Onu kabul ediyorsun madem. Tamam, sahihtir. 9 yaşında evlilik. Peki bu kitapta bak, vefa, ahlak, dürüstlük, nezaket, anlayış, efendim sözde durma, yalan konuşmama, hıyanet etme. Bütün güzellikler var. Bunları niye konuşmuyorsun? Bunlar hangi sistemde bugün var ki o sisteme bizi teşvik ediyorsun? Mümkün değil. Anlatabildim mi? İşte bu insanlar, bu tarz insanlar, başta bizler, böyle birilerinin yönlendirmesine aldanmayıp böyle geniş bir bakış açısı, bu sohbetlerde bak bunu yakalamaya çalışıyoruz. İslam'a geniş bir bakış açısıyla bakmaya çalışıyoruz. Vefanın ne demek olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Bak, babanın oğlunu eğer bunu yapmazsan diyor, nur kesilir. Onun için ben de diyorum ki, namaz kılmakta problem mi yaşıyorsun? Bazen farklı ortamlara mı düşüyorsun? Annene iyi davran. Babana iyi davran. Ölmüşse annen arkasından Yasin oku. Ölmüşse, vefat etmişse bir hocadan rica et, de ki ya çok olan bir şey değil. Talebelerde bir yemek ısmarlayayım ben. Şöyle annemin hatını bir tane hatim indirsinler de. Annenin arkadaşları, babanın arkadaşları, onlara hürmet et. Ki burada düşünsenize, en başta anne ve babanın arkadaşları kim? Ailesidir, kardeşleridir.
teyzelerindir, amcalarındır. Onlara hürmette, tazimde eksik etme. Adama kazandıran şeyler bunlar. Allah nuru söndürdüğü zaman da ortada kalıyorsun. Bunlar yaşanıyor. Hayatta bunlar var. Bakın ayeti kerimede Allah Celle kafirlerden bahsederken nasıl onları tarif ediyor? Günahkar. Böyle günahlara düşürür insanı Hüseyin Bey. Bazen hayat, nefis, şeytan insanı bir anda, boş bir anda yakalar. Öyle günahlara düşürür ki Allah Kur'an'da bunu nasıl ifade ediyor? Evke zulümâtin fî bahrin lücciyin. Çok böyle derin bir deniz düşünün, derin. Yaghşâhu mevcun min fevkihi, mevcun min fevkihi sahab. Böyle dalgalar olmuş, denizin üstünde böyle dalgalar, kapkaranlık. Bir de üzerinde siyah bir bulut var. Siyah bulut gelmiş, o manzarayı düşünün böyle. Okyanusun en derin bölgesinde, son derece derin ve dalgalar böyle kat kat oluşturmuş. Bize üzerinde böyle bir siyah bulut, bir film sahnesi gibi düşünün. Öyle bir ortamda karanlığa düştüğü zaman da insan, Allah bunu manevi olarak düşünmemizi istiyor. Aynı kafirin durumu böyle veya kafirin ahlakıyla muttasıf olanın durumu böyle. Öyle ki o kadar karanlık ki hatta izâ ahraca yedehu, oraya düşen elini kaldırdığında neredeyse lemmeket yaraha, elini göremeyecek. Elini göremiyor bile. O kadar karanlık. Nurunu söndürdüğünde Celle Celaluhu manevi anlamda bir anda karanlıklar içerisinde kalırsınız. Karanlıklar içerisinde kaldığınızda da namazlarınızı kılamazsınız. Oruçlarınızı... Bir yıl evvel namaz kaçırmak ne demek? Aman ya Rabbi dediğiniz o ibadeti kaçırmaya başlıyorsunuz. Kesseler beni orucumdan taviz vermem diyen sen 30 günde 2 tane 3 tane kaçamak yapmaya başlarsın. Çünkü Allah senden o nuru almıştır. Çünkü nur sana kazandıracak şeyleri hayatında terk ediyorsun demektir. Al sana bir madde işte. Hayatında nur kazanmak. Hep bunu şöyle açıklıyorum. Yani Allah'ın nur yarattığı bir insan nasıldır biliyor musunuz? Böyle önünde düşünün, karanlık olduğunu düşünün. Bir sonraki adımı atacağınız yeri göremiyorsunuz. Tam tersi bir adam düşünün. Nurunuz arttıkça adımlarınızı atacağınız yeri. Buradan Mustafa abinin bulunduğu yere kadar görüyorsam güvenli bir şekilde getiririm. Aynen böyledir işte. Allah o nuru verdiği zaman da. Anlatabildim mi? O nuru verdiği zaman da bambaşka bir şekilde yürüyorsunuz. Şimdi bizim için burada vefa meselesi dedik. Hatta Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sırrahu rahmetullahi aleyh son derece aynı peygamber ahlakıyla muttasıf oldukları için vefa örneğin ya peygamber aleyhissalatü vesselamın en büyük ifadesi işte bu. Babanın arkadaşına saygıyı, ikramı, ihsanı kesme, kesersen nurun söner. E şimdi bunu manevi anlamda düşünün. Efendi Hazretlerimiz rahmetullahi aleyh bir hocamızın İstanbul, Erzurum, Kayseri'ye nakli söz konusu, resmi bir görev var. Diyor ki hocamız, Efendi Hazretleri ben işte bulunduğum yerden buraya gelmek, yani İstanbul'a gelmek istiyorum siz buradasınız diye. Ama 3 tane yer var, işte İstanbul'a geleceğim. Efendi Hazretleri buyur, hayır. Kayseri'ye git. Niye Efendi Hazretleri? Bakın, şu ifadedeki hassasiyete bakın. Buyuruyorlar ki ben 1,5 yıl Kayseri'de okudum. 1,5 yıl Kayseri'de okudum. Fakat onlara hizmet edemedim. Yani okuduğum ilmi orada aktarmak gibi vesaire başka türlü hizmetler yapamadım. Dolayısıyla oraya git, benim yapamadığım o hizmeti, o vefayı sen onlara göster. Dolayısıyla naklini oraya al. Nereye al? Kayseri'ye al. Niye orada 1,5 yıl okudu diye. Vefayı görüyor musunuz? Efendi Hazretlerimiz kaddesallahu sırrahu mesela babası konumunda, manevi babası konumunda Ali Eder Efendi'ye karşı son derece vefalıydı mesela. Son derece vefalı. Bak şimdi, belli bir süre sonra o tekke, Efendi'ye tam yakışan bir yer, orada kim yatıyor? Halil-i Nurullah Zagravi orada yapıyor silsilemizden. İsmet Garibullah Hazretleri orada yatıyor. Orayı alacaklar. Resmiyette görüşülüyor. Orayı kimden alacaklar? Onlardan alıp Efendi'ye gelecek. Efendinin haberi yok ama bu işten. Efendinin adamları bu gidiyorlar. Resmiyette işte bakanlıkta görüş, orayı alacaklar. Efendi Hazretleri'nin bir şekilde bu işten haberi oluyor. Hemen o işle ilgilenenleri yanına çağırıyor. Niye? Orada Hanife anne var. Ali Eder Efendi'nin hanımı ve aile fertleri orada. Yanına çağırıyor. Diyor ki siz kimden bunun iznini aldınız orayı bize kazandırma anlamında? İşte Efendi sana ilk hayır. Asla. Hanife anne oradayken onu üzecek
aledrefine, onu üzecek bir eylem içerisine ne yapamayız? Giremeyiz diyerek oran alınmasını reddetmiş. Şu anda yine bizde değil zaten orası. Yani başkalarında, İsmaila camiasına, vakfına ait değil. Anlatabildim. İşte bunların hepsi nedir? Bir vefa örneğidir. Hep rivayet edilir. Yani manevi baba mesela birisi kalkmış Aledir Efendi'nin hakkında ne demiş? Aledir Efendi de demiş herhalde biraz haşa bunadı. Neuzubillah. Efendi demiş ki söyleyin adam bir daha gelmesin. Benim şeyhim hakkında nasıl bunu konuşabilir? Nasıl bunu söyleyebilir? Bir başkası Aledir Efendi sodayı çok severmiş, soda içmeyi. Alaeddin Efendi'nin katlasallahu aleyhi ve sellem soda şişesinin böyle paket halindeki soda şişesinin üzerine ayakkabısını koydu diye efendiden çok ciddi manada sitem fırça yemiş. Niye? Yine Alaeddin Efendi'yle. Mesela acayip bir vefadır işte bu. Şeyhi ya ki anne babasına olan tavrı düşünün. Şeyhi ya. Biri ona efendi hazretleri ne güzel sohbet ettiniz dediğinde hemen meseleyi nereye bağlıyor biliyor musunuz? Sen bir de benim şeyhim Alaeddin Efendi'yi dinleseydin. Öyle bir vefa örneği var ki işte hiçbir şekilde arada yoksun. Devamlı anıyorsun. Ya yeri geliyor bulunduğun yerden ona ayak uzatmıyorsun. Onun toprağına meşhurdur bunlar hep dinliyorsunuz. Dinledik defalarca. Gürcistan toprağına ayağını basıp çekiyor hamdolsun. Şeyhimin toprağına ayak bastım diyor. Bunların hepsi manevi anlamda işte vefa örnekleridir. Hariçte de bize düşen vazife bir Müslüman vefalıdır. Başta kendime söylüyorum. Babanın, annenin, arkadaşları vesaire sana en ufak bir... Hep yine aynı böyle bir sahne yaşamıştık. İsmet abiden nakil olarak anlatmıştık. Yanlış söylüyorsam beni düzeltsin. Hasan Efendi Hazretlerimiz rahmetullahi aleyh Edirne Kapı Şehitliğine girdiğinde ikimi ziyaret ediyordu. Adını hatırlıyor musun? Adını hatırlamıyoruz ama ilk ziyaret ettiği kişi giriyor. İlk onu ziyaret ediyor. Kim? İstanbul'a geldiği zaman da onu evine açan kişi. Bir şey biliyor musunuz? Öyle bir vefa örneği var ki her kabristana girdiğinde ilk onu ziyaret ediyor. Niye? Yokluk zamanında, sıkıntılı zamanda o ona kapıyı açtı, o ona yedirdi, o ona bizim Atik Ali'nin orada dairesini verdi. Onunla beraber işte vefa örneği bu. Anlatabildim mi? Bunun daha çok örnekleri var. Bu vefa örneğini Allah Celle buyuruyor ki özetle vefalı olursanız Allah sizde nur yaratır. Vefalı olursanız namazlarınızı kılmakta kolaylık olur. Sen diyorsun ki şimdi ne alaka ama evet alaka. Ama başta en temel konuşacağımız nokta evvela vefa kime gençler arkadaşlar? Evvela vefa Allah'a karşı olacak. Nasıl olacak? Hep söylüyoruz. Çünkü o yoktan var etti. Hele ki bize imanı bahşetti. Onun haricinde işte lekad halaknel insane fi ahsani takvim. En güzel surette seni yarattı. En güzel surette seni yarattı. Kendisini tanıyabilecek, kendisini bilebilecek, idrak edebilecek kendisini bildirdiği kadarıyla bir kabiliyet, bir istidat sana verdi. Sen de ne yapacaksın? Sana bunları verene karşı vefalı olacaksın. Ona karşı vefa örneği nedir? Onun için nankör deniyor. Nankör. Neden nankör deniyor işte kafire? Kelime anlamıyla örten. Kafir örten demek. Küffar çiftçi demek normalde. Örtüyorlar toprağı ya ekip. Niye nankör deniyor? Bu kadar nimeti verip, bu kadar güzelliği verip. Ya hep basit meseleler bunlar. Basit gibi geliyor devamlı konuştuğumuz için ama bir göz, bir kulak bunları Allah aşkına kim sana verebilir? Bunları sana verecek. Üstüne sana akıl verecek. Üstüne sana iman nimetini verecek. Üstüne seni sohbet meclislerine gönderecek. O zaman vefalı olacaksın. En güzel suretle seni. Ve Hazreti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam ümmetinden olma gibi bir şerefi sana atfedecek. Bak Kur'an-ı Kerim'de Allah Celle akıl sahiplerinden innemâ yetezekker ulul elbâb akıl sahiplerinden bahsederken ne buyurur? Ellezîne yufûne bi'ahdillâh. Allah'a verdikleri sözü tutarlar. وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقِ Asla sözlerini bozmazlar. İnsanlarla aralarındaki sözleri bozmadıkları gibi Allah'a karşı Müslümanız değil mi? Müslüman olmanın şartı nedir? Ya Rabbi ben senin gibi yaşayacağım demiş oluyorsun. Bunu muhafaza ederler.
Yani bu noktada gayretli olurlar. Eksikleri mutlaka olur. Ama vefalıdırlar Allah'a karşı. Sabah namazına kalkmakta problem yaşadıklarında Berat ne derler? Ya bu kadar imkanı bana bahşeden, bu kadar güzellikleri bana veren, evet imtihanlarım var, onlar var. O imtihanlar da benim için bir avantaj. Ama bu eli veren, ayağı veren, çok net hemen yapacağınız şey ne? Elleriniz yokmuş gibi davranın. Elin ne demek olduğunu abi son bir 3 haftadır böyle parmağımda bir problem. Parmak. Şurada bir çatlak var. Ya acayip bir şey. Şu parmak hayatı etkiliyor. Normalde anlamıyorsun ya. Oynuyorsun, ediyorsun vesaire. Şu parmak ya en ufak bir şey açamıyorsun. Bizim ufak kızdan 5 yaşında ondan istedim bir çikolata yiyeceğim. Efendim paketi açar mısın diye. Şu parmak ya. Acı, o acı öyle bir acı veriyor ki. Bir dakika diyorsun ya bu ne demek ya? Bir parmak. İkisi olsa, üçü olsa, el olmasa. Demek ki o zaman başta en çok vefalı olunması gereken kimdir? Allah'tır Celle Celaluhu. İşte bu vefa olmadığı zaman da dedik Allah da nuru alıyor. Nursuz bir şekilde kalıyorsun. Bir başka ayette var ya ve cealna lehunu. Ne yapıyor biliyor musunuz mesela? Sen böyle olduğun zaman da seni nur olarak hayır meclislerine ulaştırıyor. Ve cealna lehu nuran yemşi. Mesela zulüm ehli bir adam olursan, bak zulüm ehli bir adam, kul hakkına giren bir adam, Allah sana o nuru bahşetmiyor. Mesela bir şeyi kabul etmede problem yaşıyorsun. Nur alınmış çünkü. Göremiyorsun. Nur olduğu zaman da önünde nur. Allah seni hayır meclisine yönlendiriyor. Bir şeyhe mürit ediyor veya bir şeyhe muhabbet üzere olmanı sağlıyor. Bunların hepsini biliyor musun? Ya ana duası alıyorsun, ya baba duası alıyorsun, bir garibanın duasını alıyorsun. Ya da efendime söyleyeyim işte bir güzellik yapıyorsun. Allah senin o güzelliğini bereketlendiriyor. Hayır meclislerine yönlendirerek. Hep söylediğim, bakın, düşünün. Eğer ki babanızın dostuna vefalı davranmadığınızda Allah nurumuzu alıyorsa, düşünebiliyor musunuz? Babamızın dostunu bırakın herhangi bir Müslümana zulüm ettiğimiz zamandaki bizdeki halin ne olacağını? Ha? Zulüm ettin. Kul hakkına girdin. Kibirlendin. Bilmem ne oldu vesaire. İşte onur senden alınıyor. Allah Celle, efendim bitireceğim. Başım çok enteresan bir şekilde ağrıyor. Zorladı beni çok. Allah Celle hepimize hayırlar ihsan eylesin. Vefalı olabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Bu konuyu bu şekilde işlemiş olduk. Vefa meselesi. Yapılacak olan şey, ölmüş olan kişiler, kabir, anne baba olsun veya yakınlardan unutmamak lazım. Özellikle akrabayı taallukattan vefat etmiş olanları mutlaka ziyaret etmek lazım. Çünkü Allah'ın bildirmesiyle ne yapacaklar? Bileceklerdir. Özellikle hani bayramlarda, seyranlarda, perşembe geceleri Yasin okuyup bu bir ciddi bir vefadır bu. Tamam, biz ne yapıyoruz mesela? Dua ettiğimiz zaman da tüm böyle meşayıha, sahabeye, bütün peygamberlere vefa gösteriyoruz. Devamlı hatim. Mesela peygambere karşı, geçen hafta çavuş başında konuştuk. En vefalı olmamız nasıl olabilir peygambere karşı? Çok şey var ama mesela salavat getirmek. Ne demekti salavat getirmek, neydi? Hatırlayanız var mı? Hazreti Peygamber'e dua etmek demiştik. Ya Rabbi ona merhamet et demek demiştik hatırlarsanız. Bak vefa. Sahirde Hüseyin abi, bir yakını bir arkadaşın vardır. Bir yerde sana bir sefer yemek yedirmiştir. Bir şey yapmıştır. Ara halini hatırın sor. Vefa. Bakın göreceksiniz. Bu tavırları gösterin. Ya ondan adam olmaz falan demeyin. Bu sizi ilgilendirmez adam olup olmaması. Biz burada yanılıyoruz. Biz insanları seviyorsak ilgi gösteriyoruz. Seviyorsak arıyoruz. İyi bir adamsa, gerçekten toplum tarafından iyi bir adam olarak görülüyorsa biz ne yapıyoruz? İlgi ve alaka duyuyoruz. Halbuki Allah bu şartı koşmuyor. Bizim yanıldığımız nokta bu. Kötü bir adam da olsa belli bir ölçüde, belli bir ölçekte onunla iletişim vefa anlamında sağlanabilir. Anlatabildim mi? Yani en azından hayra teşvik edersin. En azından düzelmesi için bir meclise teşvik edersin. Veya bir hal hatır sorarsın. Hiç ummayacağın, senden hiç beklemeyen, bir iyilik beklemeyen bir adama iyilik yaptığınızda, yani aranız açılmış ama bundan belli bir süre önce sana vefalı davranmış. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı bunlarla dolu.
efendime söyleyeyim. Yani şimdi birçok rivayet var, onları sonra konuşuruz. Meşayihin hayatı bunlarla dolu. İşte Allah dostlarının, Efendi Hazretimiz hayatı bunlarla dolu. Hep nedir? Vefa. Şimdi ben de bu başka hadisler var. Onları da mütalaa edince meseleyi daha net anlıyorum. Anladım. Kendi adıma söylüyorum. Yani diyorsun ya bazen, böyle insan bazen kendisini yani günahım yok görür. Der ki hani harama bakmıyorum, zinam yok, kumarım yok, o yok, ama niye bu iç huzursuzluk var? Niye var iç huzursuzluk? İleride hadisler gelecek. Mesela akraba ziyareti, sıla-i rahim. İslam diyor ki bu olmazsa olmaz şart. Ha, yapmazsan bir namaz kılmama gibi bir günah yok. Ama nuru kesiyor Allah senden. Bu sefer nereye gidiyor iş? Namaza gidiyor işte. Direkt namazı kesmiyor ama yavaş yavaş o nuru senden almış oluyor. Evet. Allah cümlemize hayırlar ihsan eylesin diyelim. Cümlemizden razı olsun. Nurumuzu eksik etmesin. Devamlı surette nuru olanlardan eylesin. El-Fatiha.